Herkese merhabalar. Yavrum anlaşıldı, muhteşem bir hayal. Nasılsın genç? İyi misin? Sen söyle bakalım dedi. Kenar mahallenin cemizliğini. Acıkınca hazır lezzet süper fresh'te. Sevgili Kafa TV izleyicileri, herkese tekrar merhaba. Efendim biliyorsunuz ilk yaptığımız blokta üstadımız, pirimiz sevgili Nur Subaşı ile ilgili anılarımızı paylaşmıştık. Sizlerden yine çok büyük bir ilgi gördü. Sağ olun, eksik olmayın. Pirimiz Nur Bey'i bir kez daha rahmet ve sevgiyle anarak kendisiyle ilgili bazı anekdotları da bilmeyen kardeşlerimize anlatmak isterim. Nur Bey elbette tiyatro oyuncusuydu ama dublajı her zaman bir zanaat olarak düşünürdü. Ve derdi ki, hey yavrum, dublaj bir sanat değil, bir zanaattir derdi. Bu yüzden de dublaj yapılan yerlere, şirketlere gittiğinde, şimdi o devirde mesela Nur Bey yarın gelin 3 tane dublajınız var. İşte Nur Bey perşembe günü gelin 5 tane dublajınız var. Ne olduğunu bilmiyorsun. Gidip orada görüyorsun. Allah ne verdiyse tutup ağız oturtturmaya çalışıyorsun. O yüzden Nur Bey dublaja neden zanaat derdi? Çünkü derdi ki bazı arkadaşlar yavrum orada adam Tom Cruise'u konuşuyor. Kendini de Tom Cruise zannediyor. Halbuki değil. Bizim yaptığımız iş adamın oynamış olduğu bir şeye ağız oturtmak. Bizimki amelelik derdi. Ama esas tabii ki paranın kralını onlar götürüyor diye hep bahsederdi. Çünkü hayatı boyunca hiç parası olmadı Nur Bey'in. Her zaman parasızlıktan şikayet eden biriydi. Hatta dublaj koridorlarına geldiği zaman diyormuş ki, yavrum bugün Tabildot'ta ne var? Yani ne konuşacağız? Hocam, guguk kuşu var Tabildot'ta. Güzel. Ben kimi konuşacağım? Hocam siz Jack Nicholson'ı konuşacaksınız. O da güzel. O yavşak 50 milyon dolar almış, kafası kadar sıçmış. Ben şimdi onu 250 liraya kurtaracağım ha. Ulan helal olsun deyip Jack Nicholson'ı da gıyabında bir güzel harcamıştı. Şimdi Nur Bey Kurtuluş Cumhuriyeti'nin valisiydi. Bizim de pirimizdi, şeyhimizdi, hepimizden müthiş sevgi, saygı gören, daha doğrusu devlet tiyatrolarının, tiyatro camiasının ve dublaj sektörünün Nasreddin hocasıydı Nur Bey. Çağdaş bir Diyojen. Şimdi mesela Nur Bey'e sen telefon ettin diyelim Gökhan'cığım. Nur Bey nasılsın dedim ben. Gayet iyiyim efendim, teşekkür ederim, teşekkür ederim ben. Ben telefon ederim, Nur Bey nasılsın? Yine bu berderhanede yanmayan kaloriferler, elektrik paramız ödenmedi yavrum. 3 aydır dublajdan paramızı alamıyoruz. Siyami Bey'i açlıktan geberiyor. Aşk hayatımız fena. Arabanın taşıt pulları ödenmedi. Kaskosunun yapılması lazım diye bir sürü mazeretin sıralar. Sonra nasılsın genç, iyi misin diye sohbete devam ederdik. Nur Bey'in enteresan halleri vardı. Mesela her sene yılbaşında büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsın diye insanların üzerinde böyle bir röportaj serisi yapardı. Atatürk Kültür Merkezi'nin 5. katında borsanın kafeteryası vardı. Orada otururduk. Bütün tiyatrocular, operacılar falan filan hepimiz karışık. Nur Bey gelirdi zaten. Kafeteryanın başından içeriye girerdi. Kabanı kafasında monşer beresiyle herkese merhabalar, merhabalar deyip böyle bir geldiğini müjdeleyerek içeriye dalardı ve ondan sonra da röportajlar başlardı. Yavrum, yılbaşında büyük ikramiye çıkarsa ne yapacaksın falan diye. Bazıları da onu sinirlendirmek için hep gazetelerde yazar ya, yılbaşında büyük ikramiye ile ne alınır? İşte Caddebostan'da 12 daire, 75 tane Şahin. Hemen bir, hocam ben 75 tane Şahin alırım. Allah seni kahretsinler. Hocam ben 12 tane daire, yazıklar olsun. Hep hakaret. Bana da sordu, dedi ki, yavrum sana yılbaşında büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsın? Dedim hocam bana yılbaşında büyük ikramiye çıkarsa bir sabah kapınızın önüne bir limuzin gönderirim. Adam kapıyı çalar, ding dong, ding dong, açarsın. Kravatlı, mravatlı falan, efendim Zafer Bey sizi bekliyor diye, sen daha ne olduğunu anlamadan limuzine bir binersin. Limuzinde iki genç kız, sana şampanyalar, çilek, üstünde çikolatalar falan, ikramlar mikramlar, havaalanına gelirsin. Havaalanında ben seni özel uçakla karşılarım.
Özel uçağımızla atlarız İstanbul'dan Barcelona'ya gideriz. Barcelona'da bir öğlen yemeği yeriz. Öğlen yemeği bittikten sonra senin cebine sağlam bir levan indiririm ki Barcelona kumarhanelerinde, gazinolarında bir şansını dene. Gece orada bitti mi? Ertesi gün acelemiz yok. Uçağımız hazır. Tık! Paris. Yine Paris'te bir öğlen yemeği. Akşam, yavrum anlaşıldı, muhteşem bir hayal. Beni de buna alet ettiğin için çok teşekkür ediyorum. Anlaşıldı genç. Sen yaşamayı biliyorsun falan diye beni takdir etmişti. Bizim de balet dansçı Erdal Uğurlu var. Sen söyle bakalım dedi. Kenar mahallenin cemisliğini. Sana büyük ikramiye çıkarsa ne yaparsın? Erdal da dedi ki hocam vallahi ben ne yaparım biliyor musun? Şu Hilton'un kral dairesi var ya. Hilton'un kral dairesini kapatırım. Bir ay hiç kimseyle görüşmeden kral dairesinde aslanlar gibi yaşarım. Ha! Hangi kral dairesi? Hocam Hilton. Ulan yavşak hangi Hilton? Hocam İstanbul. Allah seni kahretsin. Seni yüreği süfli poşt. Ulan dünyada binlerce Hilton var. Herif parayı bulmuş, hala İstanbul'daki Hilton'da kalmayı düşünüyor. İşte para böyle yavşaklara çıkar yavrum. Sana bana çıkmaz. Onun için bilet almayın, bu yavşakların hayallerine ortak olmayın. Bazı senelerde o yılın ne yılı olduğunu belirlerdi Nur Bey. İşte yeni yıla yaklaşıyoruz. Hani hocam bu sene ne yılı olsun? Bu sene ayrılıklar yılı olsun yavrum. Nişanlı olanlar nişanı bozsun, evli olanlar ayrılsın. Ayrılıklar yılı ilan ediyorum. Bir sonraki yıl aşk yılı ilan ediyorum yavrum. Bir sonraki yıl para yılı ilan ediyorum yavrum. Falan o sene de dedi ki yavrum bu yılı da seks yılı ilan ediyorum dedi. Biz alkışladık falan. Nur Bey'in de en sevmediği şey böyle kenardan muhabbete dahil olan, salça olan adamlar olur ya. Şimdi Nur Bey bizim için çağdaş bir Diyojen. Nasrettin hocamız, pirimiz, büyüğümüz, abimiz. Oradan operacı koristlerden bir yavşak da seks yılıysa ben yaşadım o zaman hocam dedi. Döndü böyle nereden biliyorsun yavrum ben yaşadım. Belki de yeni yılda sana kayacaklar gerizekalı. Yıkar geçirirdi. Nur Bey çok acayip adamdı abi. Şimdi bu Kurtuluş'taki evinde yaşardı. Bir Siyam kedisi vardı Siyami Bey. Yani kendi cebinde 3 kuruş 5 kuruş parası olsa bile Siyami Bey'in aç kalmasına asla razı olmazdı. Ve Siyami Bey eski kaşardan başka da bir bok yemezdi. Öyle de şanslı bir hayvan. Ve Nur Bey hep fırça atardı. Ulan ben kendime burada yiyecek ekmek bulamıyorum. Bu yavşak eski kaşardan başka bir bok yemiyorlar. Kaşarı dilimleyip getirirdi. Yine Siyami böyle bakıp hani nazlanınca da ne yani bir de elimle yedirmemi mi bekliyorsun hayvan ol hayvan deyip fırça atardı. Bir gün evine gittim Nur Bey'in oturduk falan. Evde muhabbet yağırt yurt. Kendi yaptığım baklamı ikram edeceğim sana. Zeytinyağlıları süper yapardı. Kendi yaptığım prasan var, barbunyan var. İşte salatası bilmem nesi falan. Meşhur altın baş rakısı. Tık 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 rakılar makılar içildi mi içildi falan. Bitti rakı. Sigara da bitti. Abi ne yapacağız falan. Aşağıda bakkal var yavrum. Şimdi bakkalı arıyorum diye. Pencereyi açtı. İsmail! İsmail! Bak buraya diyorum yavrum İsmail. Bağırtırma beni bu yaşında pencerelerden. Şimdi ses zaten kalın. Bir de İsmail deyince bütün Kurtuluş Mahallesi duyuyor hepsini. İsmail'den ses seda yok. İsmail bak buraya hayvan herif. Deyince İsmail çıktı. Buyur Nur Bey. Bak hayvan herif deyince nasıl kendini biliyorsun? Neden beni bağırtırıyorsun ulan bu saatte pencerelerden? Hocam bu süre bakma sesi geliyor tamam mı? Yavrum sepete bir büyük altın baş koy, 2 paket Barclay sigara, 1 kase yoğurt, 250 gram eski kaşar, 1 tane ekmek ve 800 lira da para koy dedi. Ben de böyle bekliyorum lan ne oluyor diyorum ya. Hakikaten sepeti bir çekti, bütün sipariş gelmiş 800 lira da duruyor. Lastikle bağlamış herif. Abi bu ne dedim, akşama poker var bir arkadaşın evinde. Bakkaldan borç alıyorum yavrum dedi.
Çünkü bakkaldan borç alıyor ama ay başında bakkala gidiyor. Benim sana ne borcum var? Abi işte 1500 liralık alışveriş yapmışsın, 1000 lira da bana elden almışsın. Olduğu gibi maaş zarfını ona teslim ediyor. Yavrum ödeştik mi? Ödeştik hocam. Şimdi bir 1000 lira borç ver bakayım diyor. Ve hayatını böyle çeviriyor. Tabii şey yok, kredi kartı yok o devirde, anladın mı? Her şey böyle nakit çalışıldığı için. Nur Bey'in bir de böyle zaman zaman fevri böyle atakları vardır. Şimdi mesela o devirde bir hanımefendiyle aşk yaşıyorlar. Aralarında bir tartışma oluyor. Hanımefendi de buna kızıyor. Ayvalık'a gidiyor annesiyle beraber. Bunlar gece evde telefonla Nur Bey moteli arıyor. Hemen hanımefendiyi istiyorum, rica ediyorum falan. Hanımefendi de geliyor. Telefonda bunlar tartışıyorlar. Yahu yapma, etme falan. Ben seni seviyorum yavrucuğum. Üzme beni falan diyor. Kadın da diyor ki beni çok seviyorsan o zaman benim yanıma gelirsin diyor. Ne zaman yavrum? Yarın sabah diyor. Çat! Kapatıyor. Ulan İstanbul gecenin bir vakti. Nasıl gidecek Ayvalık'a, manitanın yanına? Araba yok. Olsa zaten kim kullanacak onu? Hemen taksi durağına telefon açıyor. Yavrum bana Ayvalık'a gidecek yeni bir araba ve terbiyeli bir şoför lazım. Yolda gevezelik yapmayacak. Adam gibi araba kullanacak. Ayvalık'a beni götürüp akşama da getirecek. Kaç para olur yavrum? Hocam diyorlar işte sana 2000 lira olur ama sen yabancı değilsin baba, ben sana 1500 olur. Yavrum yalnız bende para yok. Gelen şoför bir de senet getirsin diyor. 15 günlük. Senedi imzalayacağım. Maaş aldıktan sonra borcumu öder, senedi de geri alırım diyor. Hakikaten araba geliyor. Şoför de hazır, senet de hazır. Senet imzalanıyor. Geçerken taksi durağına bırakıyorlar. Nur Bey profesyonel, şoförün yanına oturmaz. Hep arkaya oturur. Şoförle muhatap olamam yavrum. Önde oturdum mu muhabbete başlar diyor. Hemen arkaya oturuyor bu yine. Bunlar başlıyorlar Ayvalık tarafına doğru gitmeye gece vakti İstanbul'da. Şoför tabii muhabbet açmaya çalışıyor. Abi ne olacak bu memleketin hali ya falan. Nur Bey sevmediği için sen önüne bak yavrum. Ha? Bakıyor ki şoför oradan yemiyor 15 dakika. Abi ne olacak bu Fener'in hali? Hani siyaset olmadı, futbol da olmadı. Nur Bey yavrum önüne bak. Ha? Yolda bir yerde mola veriyorlar. Depoya işte fulleniyor, mulleniyor falan filan benzini. Şoföre diyor ki yavrum şuradan bana da bir çorba, az köfte bilmem ne al. Yol masraflarını da sen yap, dönüşte ben sana vereceğim çocuğum diyor. Cepte 5 kuruş para yok çünkü. Şoför de gidiyor, tepsileri alıyor, tık Nur Bey'in önüne istediğini koyuyor. Kendi de Nur Bey'in karşısına oturuyor. Sana karşımda oturmanı kim söyledi yavrum? Kimden izin aldın? Sen şoförsün, ben müşteriyim. Geç yan masaya. Geç! Adam çaresiz yan masaya kayıyor. Ayvalık'a geliyorlar. Ayvalık'ta bu hanımefendiyle buluşuyor. Hanımefendi, annesi. Annesi de orada şezlongun dibinde. Hocam peki siz hanımefendiyle aşkı yeniden devam ettirebilmek için bunları görüşürken şoför ne yapıyordu dedim. Şoför de gömleğini çıkarmış, atletiyle gölgelikte böyle oturuyordu yavrum dedi. Şoför de orada oturuyor. Dönüyorlar, İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da dediği gibi yine senet menet falan borcunu ödüyor. Rahmetli Orhan Tetikcan anlatmıştı. Bunlar Elazığ'a turneye gidiyorlar abi. Elazığ turnesinde yine oyun oynanıyor. Bizde hep genelde oyunlardan sonra böyle bir oturulur. Otelin lobisinde ya da bir yerde içilir miçilir. Hay, bir stres atılır falan, rahatlarsın. Sonra herkes odalarına çekilir. Nur Bey yine Elazığ'da odaya çekiliyor. Yine sevgiliyle tartışılmış. Otel odasından telefonlarla falan filan birbirlerine böyle bir bağırma çağırma falan oluyor. Nur Bey'in korku siniri bozuluyor. Tak diye telefonu kapatıyor. Canı sıkkın vaziyette falan. Resepsiyonu arıyor. Diyor ki bak buraya yavrum. Buyur efendim diyor resepsiyon. Yavrum Elazığ'da camcı var mı? Adam diyor ki var abi diyor. Ne yapacaksın diyor camcıyı diyor. Yavrum sana ne yapacaksın da? Bana hemen bir camcı bul. Abi gecenin bu vakti biz nasıl camcı bulalım? Nerede? Ulan burası Elazığ, küçük yer. Bana hemen bir camcı bul. Taksi parasını da ben veriyorum, derhal buraya gelsin diyor. Adamlar ulan deli mi, divane mi ne? Arıyorlar, tarıyorlar. Hakikaten bir tane camcı buluyorlar. Camcı gecenin 10'u 11'i geliyor neyse şeye, otele, bunun odasına çıkıyor. Resepsiyonda diyorlar hocam camcı geldi diye. Yavrum sen camcı mısın? Evet hocam. Nerede yavrum senin metren? Herif getirmemiş metreyi. Buna oradan bir fırça. Ulan doktorsun, steteskopun yok yavşak.
Camcı adam nasıl metresi elinde olmaz falan, adam ağır bir fırça. Neyse resepsiyondan mezura getiriyorlar, istiyorlar, geliyor. Şu diyor benim büyük camı bir ölç bakayım ne kadar bunun ebadı diyor. Adam da sandalyeyi mandalyeyi koyuyor. Bakıyor 1 metre 70 santim yazıyor. 1.70 elini ölçüyor, 2 metre 35. İşte 1.70'e 2.35 kalınlığı ne kadar yavrum camın? Hocam 3.5 milim. Güzel. Bu camın tamamı sökülme takılma kaç para yavrum? Hocam işte cam 350 lira. Yüzleri de biz işçilik alsak 500 lira falan. Tamam yavrum. Bu camı ne kadar zamanda takarsın? Yarım saatte takarım abi diyor. Şişeyi alıyor böyle. Pik koyuyor cama. Parayı buyurun. Ben aşağıda resepsiyondayım. Camı taktıktan sonra bana haber ver diyor. Şimdi yengeyle tartışmış. Yüksek tansiyondan beyin damarları çatlamaya başlamış. Beyin kanaması geçirmeyeyim diye hıncını bir şeyden alması lazım. Camı kıracak, rahatlasın. Fakat camcıyı çağırmasında şöyle bir kurnazlık var. Otele giriş yaptıktan sonra oyunculardan biri demiş ki ya ben odamı beğenmiyorum. Çok köşede bilmem ne de falan. Benim odamı değiştirebilir misiniz demiş. Resepsiyondaki herif demiş ki hanımefendi oda tamamen bütün otel dolu. Kimsenin odasını falan değiştiremeyiz. Zaten yer yok. Dediği için kendini garantiye alıyor. Şimdi camı kırsa, resepsiyona telefon etse, dese ki aga ben camı kırdım, bana başka bir oda verin. Aga otelde boş oda yok zaten. Madem camı kırdın, Elazığ soğuğunda bir uyu da o kel kafana bir soğuk işlesin. Ya da gel resepsiyona iki kırlet bir battaniye verelim, orada yat diyecekler. Onun için kendini garantiye alıyor önceden. Ve camı hakikaten de taktırıyor. Acayip bir herifti.